Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? 85 milyonun Cumhurbaşkanı'nı 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız yiğitleri Mansur Yavaş'la birlikte geldi Cumhurbaşkanımız Nevşehir'e. Çok kıymetli Nevşehirliler, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye ve Hatay'da yaşanan deprem felaketinde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı rahmetle, saygıyla anıyoruz. Afyon Karahisar'ın selamını getirdik Nevşehir'e. Artık Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz millet buluşmaları her biri farklı güzellikte, her biri farklı kalabalıkta. Bir kez daha siz değerli Nevşehir hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Sevgili Nevşehirliler, savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Bu harami düzenini değiştirmeye var mısınız? Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Nevşehir hakkını alsın mı? Türkiye hakkını alsın mı? Yüreğinize, nefesinize sağlık. Ben şimdi sizleri daha fazla bekletmeden... Daha sizleri fazla bekletmeden... 25 yıllık karanlığın üzerine güneş gibi doğan... 31 Mart'ta Ankara'yı yeniden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ı davet ediyorum. Başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biraz önce Kayseri'de mitingdeydik. Oradakiler, orada da İYİ Parti'nin mitingi vardı. Onların da size çok çok selamları var. Onlar oradan, biz buradan ne yapacağız? Birleşe birleşe kazanacağız. Evet, duymak istiyorum. Evet, birleşe birleşe kazanacağız. Altı siyasi parti sayı genel başkanı
farklı fikirlerde olmalarına rağmen 2400 maddelik bir mutabakat metni hazırlamak suretiyle bir araya geldiler ve inşallah 14 Mayıs'tan sonra Türkiye için yapacağımız ne varsa onları kayıt altına aldılar. Mevcut iktidar ise sadece yaptıkları ve vaatlerle sizin karşınıza gelmesi gerekirdi. Ama bakıyoruz, bazı yaptıkları, şimdi ona da geleceğim, onların reklamını yapıyorlar parti malı gibi, ama onun haricinde yaptıkları tek bir şey var. Karalamak, kötülemek, iftira, nefret dili ayrıştırmak. Bakın, bir dakika. Gençler, özellikle siz de anlaşalım. Artık 14 Mayıs'tan sonra bu nefret dilini, kötü dili, siyasete uzanan bu kötülükleri kaldıracağız ya. Sizden başlayalım. Onların attıkları iftiralara gülüp geçelim. Biz de onlara benzemeyelim. Oldu mu? Evet. Ve biz bu filmi 2019 senesinde gördük. Bizi birileriyle eşleştiriyorlar. Başka malzemeleri kalmadı. Her seçim yaptıkları gibi aslında. Sürekli ayrıştırmak, sürekli kötülemek. Bizler aday olduğumuzda, şimdi de aynısını söyledikleri için bunları anlatıyorum. Ya 35 bin nüfuslu bir belediyenin başkanı gelmiş kocaman Ankara'yı yönetecek. Kendileri annelerinden büyükşehir belediye başkanı doğdu ya. Böyle küçümseyerek, kibirle, şimdi de aynısını söylüyorlar. Üç koyun güdemez diye aynısını söylüyorlar. Dolayısıyla neler yaptığımızı kısa bir özetini vereceğiz. Şimdi dediler ki ilk geldikleri ay personel maaşından 50 milyon lira eksik. Daha ilk ay maaşı bile ödeyemez dediler. İş başına geldik. İhaleleri açık yapmaya başladık. Çok kırımlar olmaya başladı. 2015 yılında 80 liraya yaptıkları asfaltı biz 2019-2020 yılında 25 liraya yapmaya başladık. Çünkü açık ihale yaptık. Dolayısıyla elde ettiğimiz tasarruflarla birlikte eski dönemin o faizli borçlarına karşılık, o Anka Park'a veya müteahhitlerine alıp ödedikleri seçim öncesi faizli paralar dahil tam 5 katrilyon eski dönemin borcunu sildik. Bu arada metro gelirlerimize el kondu. Normalde benden önceki sözleşmeye göre 4 yılda 100 milyon lira civarında kesinti olması gerekirken 1.7 milyar lira bizden para kestiler. 1.6 milyar lirayı Ankara halkının cebinden alıp Ulaştırma Bakanlığı'na verdiler. Hani maç oynanırken kural değişmezdi. Peki ben size bir soru sorayım. Biz kazanmasaydık bunu yapacaklar mıydı? Bu kadar basit. Ben şunu bekledim. Seçildiğimiz akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın balkona çıkıp ey Türkiye, bugün 1400 civarında belediyemizi seçtik. Herkes kendi görüşüne göre farklı partilerden belediye başkanlarını seçti. Bundan sonra bugün seçim bitmiştir. Hep beraber devlet, hükümet ve belediyeler olarak bizleri seçen, bizlere oy veren 50 milyon civarındaki seçmene hizmet edeceğiz. Böyle bir şey duymadık. Sayın Cumhurbaşkanı 94 yılında belediye başkanı olduğunda meclis üyesi onun da yetersizdi. Ama kendisine meclis üyeleri İstanbul halkının menfaatleri doğrultusunda destek oldular. Biz ne olduk? Topal ördek. Maalesef bu muameleyi görmeye başladık. 1 milyar lira da ayrıca Çevre Bakanlığı'ndan alacağımız var. Millet İttifakı belediye başkanlarının birçoğu İstanbul otobüs kredisi bulmuş, imzalanmıyor. Mersin'in, İzmir'in metro kredileri imzalanmıyor. Yani oy vermeyen cezalandırılıyor. Böyle bir mantık var. Peki sonuç ne oldu? Biz dünya belediye başkanları, başkent belediye başkanı seçildik. O yönetemez dedikleri Ankara'ya. Ayrıca
Uluslararası Fitch kuruluşu ülkemizin ve belediyelerin kredibilitesini ölçüyor. Ve 2 yıldır kredibilitesi en yüksek belediye Ankara Büyükşehir Belediyesi. Hani yönetilemezdi. Bunları anlatmamın sebebi Nevşehir'e gelip kendi reklamımızı falan yapmak değil. Zorumuza gidiyor. 25 yıldır Ankara'da bir başka yönetimi görmediler. Ankara'nın parasını har vurup harman savuranlara bu belediyecilik diye yutturdular. Örneğin Anka Park'a tam 16 milyar lirayı yapma denmesine rağmen gittiler oraya gömdüler. Sadece Ankara'ya girişte görürsünüz kapılar var. O kapılara ödenen para bugünün parasıyla 350 milyon lira. O 350 milyon liraya Ankara'nın altyapısı yapılmaz mıydı? 2013'ten beri bir otobüs almamışlar, nüfus artmış. 400 tane otobüs aldık. Metro çalışmalarına da aynı şekilde devam ediyoruz. Demek ki siz şeffaf olursanız, 3500 tane ihalem bugün YouTube'da yayınlanıyor. Yüzlerce yıl orada kalacak. Hangi ihale kime, nasıl verilmiş, kaç paraya verilmiş görülecek. O yetmiyor. Yaptığımız hizmetlerin park olsun, köprü olsun üzerine bir bu parkı Ankara Büyükşehir olarak şu kadar para vererek harcadık diye hesap veriyoruz. Çünkü para Ankara halkının parası. Dolayısıyla hem şeffaf hem hesap verebilir bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca tek başımıza karar vermiyoruz. Kent konseyimizin de 5000'e yakın katılımcısıyla, gençlerle, emeklilerle hepsiyle birlikte karar veriyoruz. Şimdi de öyle olacak. Bir kişinin verdiği karar gidecek. Diyorlar ki altısı nasıl yönetecek? Uzun süre altılı masa, altılı masa derken kendiler de altıyı tutturdular. Evet. Şimdi bugün biraz sonra anlatacağım ama gelirken internette gördüm. Eski grup başkan vekilleri Hüdapar bizim ittifakımızda değil demiş. Nerede? Peki nerede? Ne, hangi listelerden aday oldu? Neyse devam edeyim. Devam edeyim. Çünkü bakıyorum ufak ufak çiziliyor. Sayın Genel Başkanımıza fırsat vereyim. Sosyal yardımları kesecek, işçileri çıkaracak dediler. Bir tek işçi çıkartmadım. Artık işçiler mitinglere, siyasi parti mitinglerine, maçlara böyle şey alınarak, not alınarak götürülmüyor. Sendikasını özgürce seçiyor. Parasını alıyor, alnının terini sadece Ankara'lık için harcıyor. Sosyal yardımları kesecek dediler. Şimdi de bu işçi çıkaracak lafını Adıyaman'da duydum. Kamu personeli için bunlar gelirse hepinizi işten atar diyorlarmış. Biri, yalanın biri bu. İkincisi sosyal yardımları kesecek dediler. Şimdi de Aile Bakanlığı'nın verdiği yardımları aynı şekilde kesileceğini söylüyorlar. Görmüşsünüzdür bugün Osmaniye adayı Sayın Bakan AFAD'ın kolilerini almış seçim bölgesine götürüyor. Ya yuh yok dedim ya. Yuh yok dedim. Biz de seçime girdik de bedavaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Şimdi uzun yıllardır izledik. Uzun yıllardır izledik. Ankara'da kamyonların arkasında Ankara Belediyesi yardım dağıtma aracı diye yazar. Koli koli, kapı kapı bunlar dağıtılırdı. E ne olur? İnsan onurunu incitiyorsun. Bu uygulamaya derhal son verdik. Başkent kart çıkarmak suretiyle o ailelerin kartlarına para yatırıyoruz. Eskiden sadece bir tüccar, malum bir tüccardan alınırdı. 150-200 milyon liralık. Bu rakamlar 2015-2016'lara ait. Onlar dağıtılırdı, makarnaya bulgura talim ettirilirdi. Çoğunu da vatandaş yemezdi. Çünkü bizim insanımız makarnasını, bulgurunu kendi yapar. Dolayısıyla biz bu kartı vermek suretiyle Ankara'da 5-6 bin bakkalın da para kazanmasını aynı zamanda sağladık. O aileler, o kadınlar gidiyor, çoluğunun çocuğunun ihtiyacı neyse onu alıyor. Hani yardımları kesecektik ya, kırtasiye yardımı, sınavlara girerken yardım. Şu anda o destek alan ailelerin 60 bin evladı okullara ücretsiz gidiyor Ankara'da. Yeter ki okusun, gitsin gelsin diye. Yoklukla eşitlik olmasın, hissetmesin diye. 16 bin tane küçük çocuğun
16.000 küçük çocuğun servis ücretini diyoruz. Şu kantin meselesi oldu. Bazı belediyelerimizi sokmadılar hatırlarsınız. Beslenme sepeti dağıtanları falan geri çevirdiler. Biz şu anda kantinin bize uyan, kartımızın kullanabileceğimiz şekilde uyan 15.000 çocuğa da her ay 330 lira yatırıyoruz. Günlük 15 lirayı diğer akranları gibi mahzun olmadan kantinden alışveriş yaparak harcıyor. Sınav ücretlerini ödüyoruz demiştik. 100.000 tane öğrenciye, o çocuklara bayramda bayram harçlığı gönderdik. Pandemi oldu. Talimat alacaklar ya, onlar talimat uygulayıncaya kadar online eğitime geçildi. İnternet yok. Çocuklar annesinin telefonunu alıyor. Oradan EBA'ya bağlanıyor ama hemen interneti bitiyor. Annesi de kullanacak. 40.000 yanlış hatırlamıyorsam civarındaki çocuğa pandemi müddetince her ay 10 GB interneti verdik. Eğitimden mahrum kalmasın diye. Kalabalıktan dolayı köylere gittiler. Köylerde internet yok. Tam 918 köyün 918'ine de internet bağlamak suretiyle o çocukların eğitimden mahrum kalmasının önüne geçtik. Daha yaptığımız bir sürü sosyal destek var. İki tanesini daha anlatacağım. Ekonomik sıkıntılar arttı. Parasal değerler arttı. 5 yıl önceye göre şu anda aldığı maaşı aynı şekilde harcayamıyor. Baktık, vatandaş altından kalkamayacak. Tam 200.000 aileye 3'er ay müddette o soğuk kış günlerinde doğalgaz yardımı yaptık. Onları üşütmedik. Yine 200.000 aileye 17 aydır o çocuklar gıdasız kalmasın diye, o çocuklar akranları gibi beslensin, okumada güçlük çekmesin diye 16-17 aydır her ay Ankara'daki 200.000 ailenin hesabına, kartlarına birer kilo et parası yatıyor. Bunu başka hiçbir yerde harcayamıyor, kart çalışmıyor. Sadece et alacak, o eve illaki et girecek. Söz vermiştik. Biz geldiğimiz zaman yardımları kesmeyeceğiz. Tam tersine daha çok artıracağız. Hiç kimse açıkta kalmayacak. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Eğitiminden mahrum kalmayacak demiştik. Sözümüzü tuttuk. Şimdi de Sayın Genel Başkanımızın aile destek sigortası var. Bu bizim yaptığımız bunun mini bir örneği. İşte yapamaz edemez derlerken Allah nasip ederse sizlerin de oylarıyla iş başına geldiğimiz zaman ilk ortaya çıkacak projelerden birisi aile destek sigortası. Her evin bacası tütecek, hiç kimse üşümeyecek, yatağa aç girmeyecek, eğitiminden mahrum kalmayacak. Bunun sözünü veriyoruz. Arkasından tutturdular, bizler seçimi kaybedersek devletin bekası tehlikeye girer diye. Aslında şu anda beka gerçekten tehlikede. Mülteciler nedeniyle tehlikede. İşsizlik nedeniyle tehlikede. Pahalılık nedeniyle tehlikede. Aynı zamanda kiraların yüksekliği, enflasyona baktığınız zaman asıl devletin bekası şimdi tehlikeye giriyor. İnsanlar istediğini alamıyor. Fiyat pahalı diyene soğan kapalı diyorlar. Acız diyen varsa Türkiye'de diyor. Tatilde gelenin köprüdeki kuyruğuna bakmış. Ağzına diyor kürekle vurmak lazım diyor. Halktan koptular. Gelsinler. Gerçekten insanlar istediğini alabiliyor mu? Şu pazarları milletvekilleriyle beraber bir gelsinler. Biz seçildiğimizde beka gidermiş. Seçildik. Ben engellemeyin, genel başkanına vakit kalsın. Seçildik. Beka gider dedikleri Mansur Yavaş, onların söktükleri TC tabelasını duvara çarptı geriye. Rahatsız oluyorlardı Türkiye Cumhuriyeti'nden. Niye rahatsız oluyorlardı? Birileri o tabelaların asılmasını istemiyordu da onlar rahatsız oluyorlardı. Şimdi aynılarıyla bizi suçlamaya kalkıyorlar. O geçti. O geçti. O geçti.
Baktılar ki BK'ya falan bir şey olmuyor. Bu adamlar işçi çıkartmıyor, yardımları kesmiyor. Ekrem Bey'in de İstanbul'daki seçimi iptal oldu. Yeni bir şeyler bulmaları lazım. Baktık. Ekrem Bey seçime mi gidiyor, başka yere mi gidiyor bilmiyorum. İstanbul halkı, Ekrem Bey'i seçerseniz Mekke düşer. İstanbul halkı, İstanbul Ekrem Bey'i seçerseniz Kudüs düşer. Büyük İsrail kurulur. İstanbullular, Bin Ali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz? Demediler mi bunları? Ne oldu? İstanbul halkı bu demokrasiyi katledenlere karşı büyük bir ceza verdi ve 800 bin fark atarak onları cezalandırdı. Şimdi yine aynısı olacak. Aynı sözleri söylüyorlar. Bir dakika, İstanbul bitmedi. İstanbul'da bu laflar da yetmedi. Yedek kuvvetleri var onların. Sürekli görüştükleri yedek kuvvetleri var. Onlar da mektup getirip televizyonda okuttular. Terörist başının kardeşini hapishaneden getirip televizyona çıkarttılar. Güleceksiniz bunlara. Komik bulacaksınız gençler. Komik bunlar. Halkı saf zannediyorlar. Şimdi aynısını yapıyorlar yine. Şimdi yine tersel çakıyorlar. İrtibatta olduklarını sanki Millet İttifakı'nı destekliyor gibi konuşup Millet İttifakı'nın altı siyasi partinin demokrasisine yan yana gelmesini sabote etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Kandil silah bırakmadıkça Kandil'den kim ne konuşursa konuşsun Kandil'in tepesine füze yağacak. İlla ki o silahı bırakacaklar. Artık insan öldüremeyecekler, öldürmeyecekler. Ne Kürtleri ne Türkleri ölüme süremeyecekler artık. Şimdi bu konuşulunca hemen şunu söylüyorlar. Suriye operasyonları ne olacak? Ne olacak? Amerika ve Rusya orada YPG ve PKK'yı hala eğittiği takdirde onlara devlet kuracağım diye uğraştığı müddetçe o operasyonlar asla durdurulmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Yine aynı şekilde, artık başka sözleri kalmayınca insan bazen çocuklar yapar. Haksız da olsa baktı karşısındakine söz söylemeyince bağırıp kavga etmeye başlar. Şimdi o duruma geldik. PKK'nın görüşleri belli mi? Belli. Federasyon, bayrakla sorunu var, Türklük'te sorunu var, Cumhuriyet'te sorunu var vesaire. Peki Hüdapar'ın görüşleri ne? Onlar da aynı. Aynı. Ne farkı var? Dolayısıyla biraz sonra onu Sayın Genel Başkanımız size anlatacaktır. Merak etmeyin. Artık bu laflara topuz. Onları yutmuyoruz. Şimdi İHA'yla SİHA'yla ilgili bir şeyler de söyleyeceğim. Sevgili Nevşehirliler, 70'li yıllarda Aselsan kurulmuş, 80'li yıllarda Habersan, TUSAŞ, bir sürü TAİN gibi güvenliğinin tesislerimiz kurulmuş. Kim kurmuş? O zamanki hükümet kurmuş. Peki onlar hükümeti bırakırken evine mi götürmüş? Kendinden sonra gelen hükümete devretmiş. Şimdi diyorlar ki, İHA'lar gidecek, SİHA'lar gidecek, TOK gidecek. Ya nereye gidiyor? Partinin müzesini mi götürüyorsunuz? Onlar milletin parasıyla yapıldı. Onlar milletin malıdır. Sizin malınız değildir. Onlardan sonra gelecek inşallah, şimdi gelecek Millet İttifakı çok daha güzelini yapacak. Tertemiz yetişmiş uzman gençlerin önünü açacak. Kendilerinin gelişmelerini sağlayacak. Şimdi Anadolu gemisi övünüyoruz. Bu Anadolu gemisi aslında F-35'ler için yapılmaya başlanmış. F-35'leri Amerika vermiyor. O vermeyince İHA'ların, SİHA'ların kullanılacağı şekli getirmiş. Çok güzel olmuş, boşa gitmemiş. İstanbul'da hepimiz sergilediler. Şimdi Ege'den dolandırıyorlar. İmkan olsa buraya da getirecekler. Sanki bizim göz bebeğimiz savunma sanayinin güzel bir örneği değil, seçim otobüsü. Maalesef şimdiye kadar kimse devletin milli mallarını bu şekilde siyasete alet etmedi. O yetmedi. Bir de hatırlarsanız geçen gün bir cami açılışında. Cami açılışında dediler ki bunlar Diyanet'i kapatacaklarmış. Oradaki temiz Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Diyanet İşleri'ni Cumhuriyet Halk Partisi kurmuştur. Atatürk kurdurmuştur. Onu kaldırmaya kimsenin cesareti gücü yetmez. Ama ben şuna üzülüyorum.
Sürekli televizyonlara çıkıp kendisi gibi oy vermeyenlere illet, zillet, sürekli hakaret. Ya biz siz gibi düşünmek zorunda değiliz ki. Cenab-ı Allah 7-7,5 milyar insan yaratmış şu anda dünyada. Hepsini farklı farklı yaratmış. Hepsinin dünyaya bakışı farklı. Farklı ailelerde yetişmiş, farklı yerlerde, mahallelerde yetişmiş, farklı çevrelerde yetişmiş, oralardan bir şey kapmış. Dolayısıyla farklı farklı düşünecek. Yoksa Cenab-ı Allah hepimizi bir robot gibi yaratırdı, geçerdi. Diyor ki, ben sizi farklı farklı yarattım ki kaynaşanız kaynaşasanız diye. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı desteklemek de onların hakkı, Millet İttifakı'nı desteklemek de desteklenenlerin en tabii hakkı. Ama siz Millet İttifakı'nı destekliyorsunuz, o zaman şu şununla beraber, bununla beraber deyip herkesi teröristlikle suçluyorlar. Bu yakışan bir dil mi? Şimdi ben şöyle bakıyorum olaya. İyi bir Müslüman nasıl olur? Ağzından bal damlar arkadaşlar. Kimseyi kırmaz. Kimseye iftira atmaz. Kimseye yalan söylemez. O zaman nereden çıkıyor bu kadar iftiralar, uydurup uydurup ortaya çıkarıyorsun? Caminin bahçesinde yalan söylemek uygun bir şey midir Allah aşkına? Artık diyorum ki ben, bugüne kadar Sayın Genel Başkanımız kendisine oy vermeyenlerle ilgili tek kelime etmemiştir. Bizler nasıl Ankara Büyükşehir'de seçildiğimiz zaman parti rozetini çıkarıp, Türk bayrağı rozetini takıp, herkese eşit davranıyorsak, kimseyi ayırmıyorsak, herkesi kucaklıyorsak, kimsenin kimliğine, başka şeyine bakmadan bir vatandaş olarak görüyorsak, o zaman Cumhurbaşkanı'nın da böyle yapması gerekirdi. Geçen bir yerde söyledim, madem biz teröristiz, Süleyman Soylu'ya da daha da 80 tane kaldı diyor. Şimdi hangisi doğru söylüyor bilmiyorum da. Terörist muamelesi bize yapmayın. Eğer yapacaksanız o zaman bu insanlardan vergi almayın. Vergi alırken vatandaş, oy kullanırken vatandaş değil, terörist. Bunlara göre seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Hepsi bizim olsun istiyorlar. Neden böyle istiyorlar? 25 yıl Ankara'yı yönetenler bırakmamak için çocuklarına aldıkları televizyonun devamı, spor kulübünün devamı için, rant imparatorluğunun ellerinden kaçmaması için bu iftiraları attılar. Ankara halkı dinlemedi. Şimdi de çakarlı araçlarından kopamıyorlar, imtiyazlardan koparmıyorlar. Ama halktan koptular. O şatafatla hayatı bırakmak istemiyorlar. Hep orada oturmak istiyorlar. Ölünceye kadar oturmak istiyorlar. O koltukları kaybetmekten korkuyorlar. Onun için de proje anlatmak yerine karşıya ancak iftira atıyorlar. Ama ben inanıyorum ki Türk milleti bunları artık yordu. Gerçekten yorulduk. Gençler, azarlanmaktan yorulduk. Bir şey talep ediyorsunuz. Yurt dışına gideceğiz diye doktorlar giden gitsin, nankörler oluyor. Siz bir şey iş talep ediyorsunuz, asalak oluyorsunuz. Aslında hiçbir yöneticinin kalkıp sorumluluk görevi içerisindeki taleplere karşı yapamayabilir. Ama bu kelimeleri kullanmaması lazım. İşte size çok şefkatli dil kullanan, şimdiye kadar rakibine hiçbir zaman iftira atmayan, kötülemeyen Millet İttifakımızın 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdik. Hep birlikte seçeceğiz inşallah. Gençler, görev size düşüyor. Birinci turda bitireceksiniz. Birinci turda bitireceksiniz. İkinci tura kalmayacak. Neden derseniz ben 2014 seçimlerinde bir kadre uğradım, hepiniz biliyorsunuz. Hiç bunlara fırsat vermeyeceğiz. Açık farkla inşallah birinci turda bitireceğiz. Ve ben Kızılay'da buluşacağız. Sizler de gelin. Sayın Genel Başkanım'a hep söylüyorum, hiç bana cevap vermiyor. Siz diyorum adalet yürüyüşünde İstanbul'a kadar yürüdünüz. Kızılay'dan Çankaya Köşkü'ne çok rahat yürürsünüz diyorum. Hala ses çıkartmıyor ama sizler de ısrar ederseniz hep birlikte Çankaya Köşkü'ne kadar götürür. İnşallah oraya oturur ve Millet İttifakı'nın iş başına gelmesiyle
ben nasıl büyük şehirlerimize bütün millet ittifakı belediyelerinde onların karalamalarının hiçbirisi olmadığı gibi huzurlu bir hayat olduysa inşallah bundan sonra da ülkede hiç kimse ayrılmadan huzurla, adaletle, bereketle buluşacak ve 15 Mayıs'ta bütün ülkeye inşallah bahar gelecek diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nevşehirliler, demokrasiye var mısınız? Adalete var mısınız? Liyakate var mısınız? Huzura, huzura var mısınız? Var mısınız? Şu genç arkadaşlarım bir ellerini kaldırabilir mi lütfen? Eller, sadece eller. Şu temiz ellerinizi bir kaldırın, şu temiz ellerinizi. Mükemmel gözüküyor buradan Nevşehir. Arka taraftan da rica ediyoruz. Kaldırın temiz ellerinizi. Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi? 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Türkiye için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 14 Mayıs'ta şafak, özgür, demokratik, huzurlu, refah ve kardeşçe yaşayacağımız bir Türkiye için doğacak. Ben sizleri daha fazla bekletmeden 85 milyonun Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bırakıyorum. Önce bir konuda anlaşacağız. Gençler iktidar istiyorlar. İktidar onların hakkı. Gençleri iktidara getirmenin yolu bu ülkede hiçbir ayrım yapmadan genci ihtiyarı, kadını erkeği hep birlikte iktidar için mücadele edeceğiz. Söz mü? Söz mü? En arkadakilere de sesleneyim. Söz mü? Ben de size söz veriyorum. Ben de size söz veriyorum. Kesinlikle, kesinlikle ama kesinlikle Türkiye'yi farklı bir ufağa taşıyacağız. Gençlerle beraber taşıyacağız. Kadınlarla beraber taşıyacağız. Hep birlikte taşıyacağız. Güzel günleri. Emin olun bu ülkeye baharı mutlaka ama mutlaka getireceğiz. O güzel baharı getireceğiz. İnanın buna. Buna inanın. Efendim sizlere depremzedeleri ağırladığınız için, onları misafir ettiğiniz için, onları kucakladığınız için hepinize yürekten teşekkür ederim. Bu teşekkürü yapmak benim boynumun borcudur. Çünkü biz millet olarak tasada ve kıvaçta beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Bir çocuk açsa 85 milyonumuz aç demektir. Bir çocuğumuz eğer karanlıkta kaldıysa elektrik parasını ödeyemediği için annesi babası 85 milyonumuz karanlıkta kalmış demektir. Borcu olduğu için doğalgaz parasını ödemediği için doğalgazı kesiliyor ve soğukta kalıyorsa aslında 85 milyonumuz soğukta kalıyoruz demektir. O nedenle beraber olmak, tasada kıvaçta beraber olmak, beraber mücadele etmek ve kardeşçe ayrışmak değil, kucaklaşmaya ihtiyacımız var. O kucaklaşmayı getireceğiz. Kavga etmeyeceğiz. Beraber olacağız. Birlikte olacağız. Kucaklaşacağız.
Türkiye'ye yeni bir ufuk getireceğiz. Bu ufku getireceğiz, bunun sözünü veriyorum. Söz, yine söz, Bay Kemal sözünden dönmez. Teşekkür ederim. Ürgüp'ün üzümü Kemal tutar sözünü. Eyvallah. Bir şey etmeyin. Hak, hukuk, adalet doğrudur. Hepsine katılıyorum. Şimdi yaşadığımız bir sorun var. Türkiye genelinde ve burada da yaşadığımız ciddi bir sorun var. Kırsal boşalıyor, köyler boşalıyor. Ve köylerde doğru dürüst üretim yapılamıyor ve sorun çok ciddi. Gençler de köylerden ayrılıyorlar ve onlar da üretim zincirlerinden kopuyorlar. O nedenle yapmamız gereken bir şey var. Çiftçiyi toprağa küstürmeyeceksin. Üreticiyi küstürmeyeceksin. Onlar ekecekler, onlar üretecekler, onlar kazanacaklar ve 85 milyonun karnı doyacak. Biz bugün her şeyi dışarıdan alıyoruz. Buğdayı dışarıdan alıyoruz. Samanı dışarıdan alıyoruz. Canlı hayvanı dışarıdan alıyoruz. Eti dışarıdan alıyoruz. Yulafı dışarıdan alıyoruz. Mısırı dışarıdan alıyoruz. Şekeri dışarıdan alıyoruz. Her şeyi dışarıdan alıyoruz. Neden? Neden? Koskoca Türkiye, zengin bir Türkiye. Topraklarımız var, suyumuz var, güneşimiz var, çalışkan insanlarımız var. Neden dışarıdan alıyoruz? Hangi gerekçeyle dışarıdan alıyoruz? Milliyetçilik dediğin önce üretir. Milliyetçilik dediğin yabancıya el avuç açmaz. Milliyetçilik dediğin zenginleşir. Zenginleşen bir Türkiye, sözü dinlenen bir Türkiye. Asıl arzumuz bu. Üreteceğiz. Bakın pandemi şunu gösterdi. Arabanız olmayabilir, eviniz olmayabilir, koltuğunuz olmayabilir, buzdolabınız olmayabilir. Ama günde bir sefer, iki sefer yemek yemek zorundasınız. Kim üretecek? Kim? Çiftçi üretecek. Elinoğlu üretiyor, biz tüketiyoruz. O kazanıyor, biz kaybediyoruz. Bu mudur milliyetçilik? Biz üreteceğiz, biz kazanacağız ve biz dünyaya meydan okuyacağız. Milliyetçilik budur. Teknolojide ilerleyeceksin. Üniversitelerin bilgi öğretecek. Aksi halde boş bir sürü laf söyleyeceksin. Olmaz bunlar. Üreteceksiniz. Bakın sözüm söz. Kırsalda çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Çalış kardeşim, üret kardeşim, kazan kardeşim. Milletin karnını doyur ama söz veriyorum, senin sosyal güvenlik primini ben ödeyeceğim. Emekli olacaksın sen. Emeklilik hakkını kazanacaksın sen. Bunu yapmak zorundayız. Bereketli topraklarımız var, tütünümüzü yok ettiler. Bereketli topraklarımız var, üzümümüzü yok ettiler. Böyle bir şey olur mu? Her şey dışarıdan gelecek. Dışarıdan gelecek, dışarıya dolar ödeyeceksin. Biz üretirsek dolar değil, Türk liramız var. Adı üstünde, Türk lirası. Türk lirasını pula çevirdiler ya. Pula çevirdiler. Bir de ortalıkta geziyorlar, biz milliyetçiyiz diye. Siz kim? Milliyetçilik kim? Bakın, Nevşehir'de son 3 yılda daire fiyatları %450 artmış. Bazen diyorlar ki gençler neden umutsuz? Gençler neden geleceğini göremiyor? Bakın benim kuşağım, biz babalarımızdan daha iyi bir eğitim aldık ve onlardan daha iyi bir yaşam standardı sağladık. Bizim çocuklarımız, bizim evlatlarımız bizden daha iyi eğitim aldılar ama bizden daha düşük bir gelire mahkum ediliyorlar. Ve bizim gençlerimiz diyor ki üniversiteyi bitirdim. Annem babam fedakarlık yaptı. Şimdi iş arıyorum, işim yok. Zor bela asgari ücrette bir iş bulsam ne araba alabilirim ömür boyu, ne ev alabilirim ömür boyu diyor. O zaman ben burada niye kalayım? Eğer ben diyor yurt dışına gidersem ev de alırım, araba da alırım, asgari ücret bütün bunların hepsini karşılar diyor. O zaman gençler benim size sözüm var. Bu ülkede kalacaksınız, bu ülkede üreteceksiniz,
bu ülkede kazanacaksınız, bu ülkeyi büyüteceksiniz ve bu ülkeyi zenginleştireceksiniz. Şanlıurfa'ya gittim. Şanlıurfa'da çiftçiler şikayet ediyorlar. Elektrik fiyatları çok yüksek diye. Buralarda da. Çünkü yer altından su çekiyorlar. Elektrik lazım. Faturayı ödemiyorlar. Fatura yüksek. Onlara şunu söyledim. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin. Elektriği en geç 2 yıl içinde bütün çiftçilere bedava vereceğiz diye. Dediler ki, vay efendim elinden tutan mı var, yap. Yaptık. Denizli'nin Bozkurt ilçesinde belediye başkanımız güneş santrallerini kurdu ve çiftçilere elektriği bedava veriyor. Antalya Büyükşehir aynı şekilde yaptı, çiftçilere elektriği bedava veriyor. Şimdi Allah nasip ederse göreceksiniz, burada da aynı şey olacak. Türkiye satında da aynı şey olacak. Bazen diyorlar ki nasıl olur da bedava verirsin? Ya Allah'ın güneşi bedava kardeş. Allah'ın güneşi bedava. Dışarıdan petrol alıyorlar, dolar veriyorlar. Kömür getiriyorlar, dolar veriyorlar. Doğalgaz getiriyorlar, dolar veriyorlar. Elektrik fiyatları pahalı. E biz alacağız. 0 faizle. Kredi alacağız. Çünkü yeşil enerjiyi bütün dünya destekliyor. 0 faizle alacağız. Milyonlarca dönüm arazimiz var. Taşlık arazi, kullanılmayan arazi. Güneş panellerini kuracağız. Güneşi elde edeceğiz. E güneşten de bize fatura gelmeyecek. Çünkü bedava. Peki diyebilirsiniz ki neden bunları yapmıyorlar? Çünkü petrol lobisine teslim olmuş durumdalar. Doğalgaz lobisine teslim olmuş durumdalar. Kömür lobisine teslim olmuş durumdalar. Onlar yandaş için çalışırlar. Bay Kemal vatandaş için çalışır. Benim saraylarda gözüm yok. Öyle saraylarda oturalım diye ben rahatsız olurum zaten sarayda oturmaktan. Ne yapacağım ben sarayı? Ne yapacağım? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi bir köşkü vardır. Çankaya'dır. Mansur Başkan söyledi. Hep beraber Çankaya'ya yürüyeceğiz. O Çankaya milletin Çankayası'dır. Milletin onurudur. Milletin gururudur. O Çankaya'da Cumhuriyet'in bağımsızlığı ilan edilmiştir. O Çankaya'da Milli Kurtuluş Savaşı'nın temelleri atılmıştır. Niye Çankaya'yı terk edelim? Niye tarihimize sırtımızı çevirelim? Neden saraylar? Neden saraylar? İsraf günahtır, günah. İsraf günahtır. Zaten 6 lider söz verdik. Çıkaracağımız 1 numaralı genelge savurganlığı önleme genelgesi olacak. Savurganlığı önleme. Söz verdim. Size de söz vereyim. İlk yapacağımız işlerden birisi Cumhurbaşkanı var ya, 16 uçağı var. 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarını söndürmek için yangın söndürme uçakları alacağız. Yazın bir tarafa. Bir tarafa yazın. Bay Kemal unutmaz. Bay Kemal verdiği sözü tutar. Ağaç yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Orman yanıyorsa benim yüreğim yanıyor demektir. Bir ağacın yetişmesi kaç yıl sürüyor? Bize oksijen varsa o yeşil ormanlar yüzünden var. O florayı korumak lazım. Oradaki canlıları korumak lazım. Yangın çıktığı zaman bir kaplumbağa nasıl kurtulacak? Düşünebiliyor musunuz? Yüce Yaradan'ın yarattığı her şeye saygı duymamız lazım. Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğiyle büyük yangınlar geçireceğini düşünmemiz ve görmemiz lazım. 16 uçağı bekleteceğine satarsın kardeşim, yangın söndürme uçakları alırsın. Orman yangını mı çıktı? Hemen oraya gidilir ve yangın söndürülür. Bunları yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Göreme Vadisi.
Motorları mavilliklere hep beraber süreceğiz. Hiç endişe etmeyin. Ve bu ülkeye bu hale getireceğiz. Hiç endişe etmeyin. Bu ülke dünyanın en güzel ülkesi. Dünyanın en güzel ülkesi. Zaman zaman kamuda görevliyken yurt dışına giderdik. Türkiye'ye dönmek böyle her zaman ama her zaman önceliklerimiz arar. Aman bir an önce ülkemize gidelim. Çünkü bizim ülkemiz gerçekten de dünyanın en güzel ülkesi. En renkli ülkesi, en zengin ülkesi ama zenginliğimizin farkında değiliz. Zenginliğimizi birileri sömürüyor, birileri yiyor zenginlerimizi, birilerine hizmet ediliyor. Sizin için hizmet edeceğim, halkımız için hizmet edeceğim, milletimiz için çalışacağım. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmasın diye başta beşli çeteler, uyuşturucu baronları, bir sürü adam tutuyorlar, bir sürü iftira atıyorlar. Ne yaparsanız yapın, burnunuzdan fitil fitil getireceğim. Söz veriyorum, fitil fitil getireceğim. Öyle uyuşturucu var onları kalkacak. Bizim gencecik çocuklarımızı zehirleyecek. Beyefendiler de bunları dikkate almayacak. Uyuşturucu var onlarını hapishanelerden serbest bırakacak. Uyuşturucu var onları Türkiye'ye gelecek. Türkiye'de hesaplaşacak ve bizim siyasetçiler bunu seyredecek. Uyuşturucu baronlarının da burnundan getireceğim. Bu milleti soyan, bu milleti soyan, dolarla, avroyla paraları alan, aldıkları paraları İsviçre'ye, Londra'ya, Fransa'ya, Amerika'ya götüren, Bay Kemal bunları bulamaz diyen o insanlar şunu çok iyi bilsinler. Bay Kemal Türkiye'den kaçırılan her kuruşu hesabın hangi bankada olduğunu, kaç lira olduğunu biliyor ve tamamını getireceğim, bu millete vereceğim. Bizim bir komisyonumuz var, altı liderin oluşturduğu komisyon. O komisyonu kuracağız, göreceksiniz paraların nereye gittiğini. Biz biliyoruz, aldılar, götürdüler. Efendim neymiş? Manhattan'da 35 katlı gökdelen yapıyorlar. Öğrenci yurdu. Adam güler ya. Metrekaresi Manhattan'da 10 bin dolar. Kirası 10 bin dolar. Öğrenci yurdu diye bizi kandıracaklar. Bay Kemal yer mi bunu? Yemez, yemez. O 35 katlı binayı da bu ülkenin tapusu olarak kaydedeceğim. Bu ülkenin tapusu olarak. Göreceksiniz. Bu ülkenin tapusu olarak. Öyle kaçırdıkları paraların nereye gittiğini biliyorum. Hepsini biliyorum. Ben söz verdim. Dedim ki Ramazan bayramında, Kurban bayramında emeklilere birer maaş ikramiye verilsin. Asgari ücret kadar verilsin. 2015'te söyledim. O zaman bağırdılar. Vay efendim, parayı nereden bulacaksın? Ben bulurum ya. Niye bulmayayım? Türkiye zengin ülke. Paranın nereye gideceğine kim karar verir? Siyasi otorite karar verir. Sen beşli çeteye verirsin, ben vatandaşa veririm. Bu kadar basit. Bu kadar kolay. Önce itiraz ettiler, bir süre sonra verdiler, düşük rakam tuttular. Şimdi geçenlerde söyledim, asgari ücret kadar vereceksiniz, vermediler. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda Allah nasip ederse Çankaya'da olduğumuzda göreceksiniz. Kurban Bayramı'nda gideceksiniz, bankaya gideceksiniz, 15 bin liranızı göreceksiniz. 15 bin liranızı çekeceksiniz ve torunlarınıza harçlık vereceksiniz. Hiç unutmayın. Emekli ne demektir biliyor musunuz? Emekli şu demektir. Bu ülkenin büyümesi için, bu ülkenin kalkınması için alın teri döken, çaba harcayan, kazanan, geçimini sağlayan, sosyal güvenlik primini ödeyen, çünkü maaşından kesiyor, ödeyen, Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunan, zamanı gelince de emekli olan ve güzel bir hayat sürmek isteyen kişi demektir. Kişi emekli oluyor, geçinemiyor. Ya para ver, para yok diyor. Beşli çeteye verme, hayır onlara vereceğim diyor. Ama Türk lirası değil, dolar olarak vereceğim diyor. Avro olarak vereceğim diyor. Arkadan çıkıyor, Bay Kemal'i suçluyor. Niye onların paralarını kesersin diyor. Ben keseceğim. Kul hakkı yemedim, yedirmeyeceğim de. Şimdi bize
arada bir milliyetçilik dersi veriyorlar. Ya siz kim, milliyetçilik kim? Allah aşkına söyler misiniz bana? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kendi topraklarımızı terk ettik ya. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmadılar mı bunlar? Bayrağımızı indirmediler mi? Süleyman Şah Türbesi'ni başka bir yere getirmediler mi? Götüreceğim, götüreceğim. Gençler, götüreceğiz onu, beraber götüreceğiz. Bayrağımızı götüreceğiz. Vatan toprağına Süleyman Şah Türbesi'ni götüreceğiz. Bayrağımızı dalgalandıracağız ve bütün dünya selam duracak. Buna inanın. Bunu yapacağız. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Vuran kimdi? Rusya. Peki Cumhurbaşkanı ne yaptı? Putin'e gitti. Ya arkadaş, şehit olan Rus askeri değil, bizim askerimiz. Vuran biz değiliz, Rusya. Sen niye oraya gidiyorsun? Oraya gitti. Putin aldı. Kapıda bekletti. Kronometreyi çalıştırdı. Dakikalarca kapının önünde bekletti. Bütün dünyaya gösterdi. İşte dedi, bunların cumhurbaşkanı budur diye. Bay Kemal bunu yer mi? Bay Kemal böyle bir haksızlığa katlanır mı? Ülkesinin itibarını savunan kim olursa olsun. Böyle bir tabloyu Türkiye Cumhuriyeti Devleti hak etmiyor. Allah aşkına söyler misiniz ya? Elin oğlu bağırıyor. Bak beni kızdırma diyor Trump. Kızdırırsan senin mal varlığını açıklarım diyor. Bir tek cümle kullanmadı. Bir tek cümle. Ama Bay Kemal olsaydı şunu söylerdi. Benim mal varlığımı açıklamazsanız namertsiniz siz. Bunu söylerdi. Onun için onların bize verecekleri milliyetçilik dersi yoktur. Değerli kardeşlerim, iki kırmızı çizgimiz var. Bayrak ve vatan. Bayrağımız ve vatanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Dolayısıyla hep birlikte hazırlık yapacağız. Hep birlikte çalışacağız. Türkiye zor koşullar altında. Fakirleşme giderek artıyor. Birileri zenginleşirken geniş halk kitleleri yoksullaşıyor. Bunu çözmemiz lazım. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunun için bir iktidar değişikliğine ihtiyacımız var. Sizden bir isteğim var. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına şu kul hakkı yiyenlere oy vermeyin ya. Allah aşkına oy vermeyin ya. Evet, hiç endişe etmeyin. Birleşe birleşe kazanacağız. Beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak. Gençler kazanacak. Kadınlar kazanacak. Engelliler kazanacak. İşçisi, köylüsü, emeklisi, memuru, herkes kazanacak. Herkesin kazandığı bir Türkiye. Hiç kimsenin zarar etmediği bir dünyayı yeniden inşa edebiliriz. Yeter ki baştakiler siyasette zenginleşmesinler. Temel sorun orada. Platon tam 2400 yıl önce söylemiş. 2400 yıl önce. Demiş ki devleti yönetenler yönettikleri süre içinde zenginleşiyorlarsa milletin hakkını korumazlar, mal varlıklarını korurlar demiş. Doğru mu? Doğru. O nedenle bizim malda mülkte gözümüz yok. Çok şükür karnımız doyuyor. Milletin karnının doyması lazım. Açlığın, yoksulluğun olmaması lazım. Herkesin işinin, herkesin gücünün olması lazım. Her evde huzurun, her evde bereketin olması lazım. Vatandaşlar arasında hiçbir ayrımcılığın olmaması lazım. Bizim sözlerimin sonunu şöyle bağlayayım. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın güzel bir sloganı vardı. Ne diyordu? Her şey... O zaman ben söyleyeyim. Her şey... Her şey... Her şey... Arkadakiler duymuyor galiba. Her şey... Her şey... İnanın her şey çok güzel olacak. Ve bu ülkeye bahar gelecek. Baharları hep beraber getireceğiz. Sinan Ateş'i unutma diyor. Asla unutmayacağım.
Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp adliye teslim edeceğim. Hiç endişe etmeyin. Hiç, hiç endişe etmeyin. Sağ olun, var olun diyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz 85 milyonun Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Efendim öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet etmek istiyorum. Ve hemen ardından Millet İttifakı Nevşehir İl Başkanlarımızı çağıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Tayfun Ceyhan. Gelecek Partisi İl Başkanımız Ömer Yasakçı. Deva Partisi İl Başkanımız Adem Taşpınar. Saadet Partisi İl Başkanımız Ali Işık. İyi Parti İl Başkanımız Yücel Seçen. Demokrat Parti İl Başkanımız Murat Kul. Millet Buluşmalarımızın Koordinatörü. Devlet Bakanlığı yapmış İstanbul Milletvekilimiz Erdoğan Toprak. Ve parlamentoda seçip göndereceğiniz görev yapacak milletvekili adaylarımızı çağıracağım. Faruk Sarıaslan. Mehmet Değirmenci. Eda Doğan. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülsün Florinalı. Belediye başkanlarımıza anons edeceğim. Avanos Belediye Başkanımız Celal Alper İbaç. Hacı Bektaş Belediye Başkanımız Arif Yoldaş Altok. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Yeni Mahalle Belediye Başkan Yardımcımız hemşehriniz Yaşar Neslihanoğlu. İYİ Partili milletvekillerimiz şu an aramıza katıldılar. Onları da buraya davet ediyorum. Nevşehir milletvekillerimizi sevgili Mesut Erdoğan aramızda hoş geldiniz diyorum. Sevgili Nevşehirliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? Her şey! Her şey! Her şey! Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza fotoğraf sanatçısı Metin Yıldırım, Avanos'ta 300 metrelik Türk bayrakları Yüş'ün yağlı boyayla betimlenmiş tablosunu takdim edecek. Fotoğraf sanatçımız Metin Yıldırım 85 milyonun Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'a Avanos'ta 300 metrelik Türk bayrakları Yüş'ün yağlı boyayla betimlenmiş tablosunu takdim ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Nevşehirliler, yüreğinizden insan sevgisi eksik olmasın. Hakkınızı helal edin. Milletvekillerimizi sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın sevgili Nevşehirliler.